Gneri Mikesveç, Vaibesk boğazlayıcısı. 7 Nisan 1947'de Belarus'ta doğdu. Normal, hatta mutlu bir çocukluk geçiren Balyuzov'un aksine küçük Gneri'nin babası şiddet yanlısı bir alkolikti. Bu durum diğer çocuklar tarafından çocuğun alay konusu haline gelmişti. Somurtkan ve içine kapanık Mikesveç çok fazla sosyal etkileşim olmadan büyüdü ve bu nedenle gençlik yıllarında kızlarla gerçek bir başarı elde edemedi. Hatta bazıları onun beceriksizliğinden dolayı onunla dalga geçiyordu. Bu da onu hüsrana uğratıyor ve karşı cinse karşı öfkeli hale getiriyordu. Yine de sonunda Elena adında genç bir kadınla ilişki kurmaya başardı. Ve bu ilişki Gneri'nin askere alınmasıyla yarıda kaldı. Mikesveç bir yıl sonra köyüne döndüğünde Elena'nın zaten başka bir adamla evlendiğini keşfetti. Ve eski kız arkadaşına yakın olmayacak kadar kalbi kırık olduğundan Vaibesk şehrinden çok da uzak olmayan başka bir köye taşındı ve ara sıra ebeveynleri onu ziyarete geldi. Bundan kısa bir süre sonra ilk cinayetini işledi. 14 Mayıs 1971'de 24 yaşındaki Mikesveç memleketinin önünden geçen gece otobüsünü kaçırmıştı. Oraya yürüyerek gitmeye karar veren adam, yolda yürürken aniden tatilden eve dönerken yerel bir kız olan 19 yaşındaki Ludmila Andrelova'yı gördü. Mikesveç Ludmila'ya saldırdı ve onu çıplak elleriyle boğdu. Daha sonra kurbanın ellerini bir çamaşır ipiyle bağladı. Cesedi yakındaki bir bahçeye sakladı ve olay yerinden kaçtı. Mikesveç'e göre cinayetten önceki gece intiharı düşünüyordu. Ama sonra kadınları öldürmenin depresyonu için tüyler ürpertici ama etkili bir ilaç olduğunu fark etti. Kurbanlarının onunla mücadele etme veya onu tırmalama girişimlerinden özellikle keyif alıyordu. Bir kadın yüzünden neden kendimi boğayım ki? Mikesveç düşündü. Bir kadını kendim boğazlasam iyi olur. Bunu yerel halk tarafından Vaibesk'in boğazlayıcısı olarak bilinen, bulunması zor bir şahsiyet tarafından işlenen uzun bir cinayet dizisi takip etti. Mikesveç'in cinayetlerinin hiçbiri aslında önceden planlanmamıştı. Özellikle de Dennis Rader veya Joseph D'Angelo gibi kişilerin gittiği ölçüde. Kurbanlarını otobüste veya sokakta tespit ediyor, takip ediyor ve yalnız kaldıklarında saldırıyordu. Bir keresinde potansiyel bir kız arkadaşla tanışmak umuduyla bir gece kulübüne gitti ve sonunda bir kadın geceyi birlikte geçirmeyi önerdi. Gneri'nin utangaç ve cinsel açıdan deneyimsiz olduğunu anladıktan sonra onunla alay etme hatasını yaptı. Ve bu da ne yazık ki katilin onu boğarak öldürülmesiyle sonuçlandı. Bildiğimiz kadarıyla Mikesveç'in hayatta kalan tek kişisi vardı. Ekim 1971'de genç bir kadını boğmaya çalıştı. Ama kadın elini ilmeğin içine sokmayı başardı ve katilin ilmeği daha fazla sıkmasını engelledi. Daha sonra elini ısırdı ve çığlık atmaya başladı. Yakınlarda yürüyen bazı öğrencileri uyardı ve saldırganı korkuttu. Mikesveç, saldırdığı kadınlardan birinin bilinci yerine geldikten sonra bazı nedenlerden dolayı aynı kurbanı iki kez boğamayacağını ve onu ikinci kez boğamayacak durumda olduğunu kendi şaşkınlığıyla keşfetti. Bunun yerine kadının çantasındaki makası kullanarak onu öldüresiye bıçakladı ve gelecekteki kurbanlarının boyunlarında gergin bir boğmaca bıraktığından emin oldu. 1976'da Mikesveç Soloniki köyüne çilingir olarak işe girdi. Evlendi ve iki çocuğu oldu. Soloniki civarındaki genç kadınları öldürmeye ve kızları hava karardıktan sonra dışarı yalnız kalmaktan korkutmaya devam ederken hiç kimse kendi toplumunda aktif, çalışkan, perhizli bir aile babası olan Gneri Mikesveç'ten şüphelenmeye bile başlamamıştı. Şimdi bence bu hikayenin en utanç verici kısmı geliyor. Elbette cinayetler dehşet verici olmanın da ötesindeydi ama eğer yerel kolluk kuvvetleri işini yapsaydı bu kadar uzun süre devam etmez ve bu kadar çok masumun hayatına mal olmazlardı. Elbette Amerikan Birleşik Devletleri polisinin de seri katilleri yakalama konusunda mükemmel bir sicili yok. Jeffrey Dahmer yeterince söylenmişti. Ancak Mikesveç davasında olanlar inandırıcı değil. Polisin cinayetleri ilişkilendirmeye başlamasının bile 10 yıldan fazla sürdüğü gerçeğiyle başlayalım. Mikesveç'in cinayetlerinin sıklığını sürekli arttırdığını unutmayın. Bundan sonra bile polisler cinayetleri fiilen çözmek yerine patronlarına cinayetlerini çözdüklerini bildirmekle daha fazla ilgilendiler. Sonuç olarak D. Strachter'ın suçlarından dolayı toplam 14 masum kişi yargılandı. Bir adam yalnızca 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğeri doğrudan idam edildi. Polisler adamın kız arkadaşını ona karşı ifade vermeye zorlamıştı. Yine bir masum insan cezaevine gönderildi. Burada görme yeteneğini kaybetti ve
kırık bir adam olarak çıktı. 3 kişinin bir kurbanın çöplüğü yakınında köpek gezdirmesi gerçeği, onlara tutuklanması ve işlemedikleri bir suçu itiraf etmeleri için hem fiziksel hem de psikolojik olarak işkence görmeleri için yeterliydi. 1984 yılı boyunca polis, Mickey Switch'in başka bir kurbanın bulunduğu yere yakın çalışan yerel bir sürücünün evini 7 baskın düzenledi. Polisler belki, sadece belki de söz konusu sürücünün katil olmadığı sonucuna varmak yerine 8. baskın sırasında kurbanın bir fotoğrafını adamın evine yerleştirdi. Hapse girmekten korkan sürücü intihara kalkıştı ve çok şükür kurtarılmasına rağmen ilaç bağımlısı kaldı. Gerçek zanlının yakalanmasının ardından polis şiddetinin hayatta kalan mağdurları resmi olarak rehabilite edildi ve para ve apartman dairesi şeklinde tazminat aldılar. Davayı yanlış yönettiği için muhtemelen en çok alayı hak eden kişi Michael Ignarovich adında özel bir araştırmacıydı. Mickey Switch'in ilk cinayeti sırasında zaten ünlü bir dedektif olan Ignarovich, Belaruslu Sherlock Holmes lakaplıydı ve %100'lük mükemmel ama geriye dönüp bakıldığında biraz şüpheli. Bir suç çözme oranıyla övünüyordu. Gerçek şu ki şüphelilere itiraf etmeleri için rutin olarak zorbalık ve işkence yapıyordu. Ve patronları muhtemelen bu ayrıntıyı biliyor olsa da pek umursamadılar. Sovyet Rusya'da seri katil kelimesinin tabu olduğunu belirtmekte fayda var. Resmi olarak bu tür suçlular Batı'nın yozlaşmasının bir ürünü olarak görünüyordu. Bu muzaffer sosyalizmin ülkesinde kesinlikle düşünülemezdi. Elbette Moskova'da ve çevresinde faaliyet gösteren bir katil olan Vladimir Lonation vardı. Ancak o kadar hızlı ve gizlice yargılandı ve idam edildi ki kimse onu bir suçlu olarak inceleme zahmetine bile girmedi. Ne yazık ki o zamanlar Robert Ressler'ın Rusça versiyonu yoktu ve 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında Sovyet Birliği'nde seri katiller ortaya çıkmaya başladığında bırakın yakalamak şöyle dursun, nasıl profil çıkarılacağını kimse bile bilmiyordu. Mickey Switch benzer bir numara yapmayı başardı. Gönüllü bir gruba katıldı ve hatta suçlarından dolayı masumların yargılandığı bazı duruşmalara katıldı. Jüri odası barında polislerin arasında takılan Kemper gibi Wybesk Strangler da polise her şeyi sorarak kendi davasına büyük bir ilgi gösterdi. Soruşturmaya resmi olarak yardım ettiği ve genel olarak toplumun saygı bir üyesi olduğu için elbette kolluk kuvvetlerinin ondan şüphelenmek için özel bir nedeni yoktu. Bu aldatmacının en sıra dışı kısmı muhtemelen Mickey Switch'in polisin kendi kullandığı kırmızı Zaz arabasıyla ilgilendiğini öğrenmesinden sonra gerçekleşti. Katili yakalamak için sarsılmaz bir kararlılık sergileyerek gönüllü çalışma ekibine yaklaşık 7000 kişinin bulunduğu kırmızı Zaz kullanan her kişinin yerini belirlemesini ve geçmişlerini araştırmasını emretti. Tabii ki arama hiçbir yere varmadı ve katil serbest kaldı. Nikolay Ignarovich adlı genç bir dedektifin gelecekteki kariyerini büyük bir riske atarak üst düzey yöneticileri bölgede bir seri katilin faaliyet gösterdiğine inandırmayı başarmasıyla ilgi kazandı. Ignarovich hızla suçlunun korkutucu derecede doğru bir profilini çıkardı ve onu işi bir şekilde arabalarla ilgili olan ve gönüllü bir görev gücünün parçası olan büyüleyici bir adam olarak bir şekilde tanımladı. Ignarovich hiçbir delinin bu kadar yıl boyunca bu kadar dikkatli davranamayacağı için borcunun aklı başında olduğuna kesinlikle inanıyordu. Mickey Switch'in 14 yıl süren cinayet saldırısından sonra polis nihayet meseleyi ciddiye almaya başladı. Ve alışılmadık derecede mütevazi bir hareketle yerel vatandaşlara başvurarak katilin yakalanması için yardım istedi. Yavaş ilerlemesine rağmen soruşturma amansız bir şekilde Mickey Switch'in yaşadığı Saloniki köyüne odaklanıyordu. Duvarların yaklaştığını hisseden Strachler yerel bir gazeteye el yazısıyla yazılmış bir mektup göndererek polisi yanlış yola yönlendirmeye çalıştı. Burada kendisini görünüşte eşleri kendilerini aldatan ve tüm kadınlardan intikam almaya yemin eden erkeklerden oluşan Wybesk Vatanseverleri adlı bir gruba ait olarak tanıttı. Mickey Switch mektuba kesinlik katmak için dikkatini çekme umuduyla bazı Sovyet karşıtı pasajlara da yer verdi. Boğucu polisi kandırdığını düşünerek son cinayeti işlediğinde kendisiyle çok gurur duymuş olmalı. Wybesk Vatanseverlerinin kurgusunu sürdürmek için kurbanın ağzına buruşmuş bir not bıraktı. Sadakatsizlere ölüm. Polislere ve komünistlere karşı savaşın. Bu soruşturmanın mektubun ve notun kan grubu 0 olan zarftaki tükürük örneğine dayanılarak belirlenen aynı kişi tarafından yazıldığı sonucuna varması için yeterli olduğunu kanıtladı. Yetkililer daha sonra araba kullanan erkeklere odaklanarak
Şehirdeki hemen hemen her yetişkin erkekten bir el yazısı örneği almak gibi devasa bir görevi yerine getirdi. Mikesvich, el yazısı analiz edilen kişilerden biriydi ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde hem mektubun hem de notun yazarı olduğu belirlendi. Çok sayıda polis memuru evine koştu ama o orada değildi. Bir süre sonra Mikesvich, yakındaki bir köydeki akrabalarının evinde bulunup tutuklandı. Tutuklama sırasında karısının önünde sert davranmasına rağmen katilin karakola giderken polis arabasına idrarını yapabilmesi için durdurma yönündeki sürekli taleplerinden de anlaşılacağı üzere inanılmaz derecede endişeli olduğu açıkça görülüyor. Dedektif Ignarevich tarafından Vybesk vatanseverleri konusunda sorguya çekildiğinde Mikesvich gülünç derecede kötü bir açıklama yaptı. Görünüşe göre iki bilinmeyen adam tarafından kaçırılmış. Onu ıssız bir yere götürmüş ve mektubu yazmaya zorlamıştı. Ancak içten içe katil işinin bittiğini biliyordu. Çünkü polis şüphesiz kurbanlarının eşyalarını evinde bulacaktı. Ve bu da onun kaderini belirleyecekti. Pek çok seri katil gibi o da psikiyatristlerin kendisini deli ilan etmesini sağlamaya çalıştı. Ama elbette bu olmadı. Sonunda kaderine razı olmuş gibi göründü ve suçlarını en ince ayrıntısına kadar itiraf etmeye başladı. Kendini beğenmiş ve en ufak bir pişmanlık belirtisi bile göstermeyen adam, itirafı sırasında Dennis Rader'a çok benziyordu ve sesi de öyleydi. Ve tıpkı Mikesvich'te ulusal çapta kötü şöhret ihtimali karşısında sersemlemişti. Ignarevich sorgulamasının bu kaseti Sovyetler Birliği'nin her yerinde olacak. İnsanlar benim nasıl bir adam olduğumu görmeye çalışacaklar, dedi. Kaset hiçbir zaman genel izleyiciye gösterilmedi. Duruşma sırasında Vybesk'in boğazlayıcısı sakindi ve kesinlikle pişmanlık duymuyordu. Ve gözyaşı döktüğü tek an ilk aşkı Elena hakkında konuşurkendi. Duruşma boyunca katil Mikesvich'in yalnızca kurbanların intikamcı aile üyeleri tarafından değil, aynı zamanda masum insanlara gerçek katilin cinayetlerine ortak olmaları için işkence yapan polis memurları tarafından da suikasta kurban gitmesinden korkan ajanlar tarafından korunuyordu. Söz konusu polis memurları ne yazık ki gerekli cezayı alamadı. Yalnızca bir polis 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğerleri ise ertelenmiş cezalara çarptırıldı ve rütbeleri düşürüldü ve polis teşkilatından ihraç edildi. Özel dedektif Şefranovic ise 1987'de af kampanyası sayesinde sessizce emekli olmaya zorlandı ve hakkında dava bile açılmadı. 1971-1985 yılları arasında 36 ile 38 arasında cinayet işleyen seri tecavüzcü ve katil Gnary Mikesvich ise ölüm cezasına çarptırıldı ve 1987'de kurşunla idam edildi.